böyleydi, bu hale geldi. Biz bunu böyle karıştırıyoruz arkadaşım. Pişiriyoruz. Böyle pişiriyoruz. Ondan sonra buraya kadar su dolduruyoruz. Ekmekleri alıyoruz. Bu ekmekleri alıyoruz. Hani lokantada yemek yeriz ya. Haşlama suyuna bandırırız ya. Böyle yapıyoruz. Bu şeyi böyle bandırıyoruz. Ne oldu? Bu şekilde bunları böyle. Biz 10 seneden beri bu dağlarda ekmek günlük 1000-1500 ekmek dağıtırdım. Artık hayvanlar kuru ekmek yiye yiye. Ben anladım suratlarından, konuştular benimle beraber artık yani biraz daha bir değişik bir şey istediklerini ben hissettim bunların. Bu aşağıya kurduk. Ya niyetimiz kemiği sahibine vermek. Kemiği sahibine vermeyen insanoğlu ziraat köprüsünden geçemeyecek. Piste inen, görüşü kaybolan pilot gibi çakılacak aşağıya. Hiç bunun şeyi, lamicimi yok, bakımı, mevkisi yok yani. Kemiği sahibine bakın. Kemiğin sahibi köpektir. Allah'ın karışmadığı günahlara girer bu işler. Kul hakkına girer. Bir de ki köpek dilsiz kulu hakkına giriyor ki insanoğlu bu borcu ödeyemeyecek yani. Şu kovalardan günde 100 kova yapıyoruz. Şimdi hayvan sayısını atarsak yani atmasın olur. Gidip tek tek saymış olmaya yalan konuşmuş oluruz ama şundan 100 kova. Belki biz bunu 200 kovaya çıkaracağız. Yemek olarak ne yapıyorsunuz? Burada makarna pişiriyoruz. Kemik topluyoruz. Kıyma gibi çekiyoruz. Onu burada kaynatıyoruz. Böyle hani lokantada sulu bir haşlama alıyorsun ya, o hale getiriyoruz biz bunu. Hayvanlarımız da çok güzellikle yiyorlar, suratlarındaki mutluluğu okuyabiliyorsun. Bak ben bu işi 7-8 seneden beri yapıyorum ama aşevi kurulalı 10 gün mü oldu? 10 gün falan oldu. Aşevimiz var, yetimhanemiz var, misafirhanemiz var. Yetimhane nedir? Hayvanlar için yapılan böyle. Tabii canım. Yetimhane nedir? Anası babası kaybolmuş yavrunu ya. Kim sahip çıkacak onlara? Düşünsene de ya, bir savaşta bombalandık. Bizim çoluk çocuğumuz sokakta kaldı. Hayvanlar yetimhanesi. Tabii hayvanlar yetimhanesi. Misafire de hayvanın misafiresi. Artık hayvanlara hizmet var abi ya. Bu şey. Biz burada bu dolduruyoruz. Şundan 100 tane yapıyoruz. 100 tane kova yapıyoruz. 100 tane yapıyoruz. Her günde yapıyoruz bunu biz. Ve Türkiye'nin yine belli yerlerine ekmek gönderiyoruz. Konteynerler gönderiyoruz. Biz bu işe aşık olduk. Gönül verdik. Bu yolda yürüyeceğiz inşallah. Biz yaparız. Bizden sonrakiler de yapar inşallah. Buraya doğru bir bakın. Yetimhane anasını babasını kaybetmiş. Sokağa atılmış. Köpekle yavrular burada topluyoruz. Yetimhane olarak bakıyoruz. Burası da misafirhane. Geçici 3 günlük 5 günlük kalıyor. Bazen başka yere gönderdiğimiz yerlerde bu şekilde hizmet veriyoruz. Ama esas olarak şu yetimhane bizim için çok önemli. Şimdi bu attı sokağa. İşte ana baba yok, bir şey yok. Ne olacak abi bunlara ya? Bunlara mecbur alıyoruz, sahip çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Sahip çıkmak gerekiyor ya. Baksana ya. Diyor ki sen benim dedemsin diyor. Beni sev diyor. Anam babamı öldürdüler diyor. Ben yetim kaldım diyor ya. Bunların dilini anlamak lazım. Konuşmak lazım yani. Konuştuğumuz zamanlar oluyor. Bak şuna bak şuna. Bunlar da bizi kabir kapısında karşılayacaklar. Yol edecekler bizi. Gelecekler. Biz bu adamdan razıydık veyahut biz bunda hakkımız var diye söyleyecekler. Nasıl yediriyorsan göster abi. Elin ayağına nasıl yediriyor. Neyse hiç şeye gerek yok. Ya bunlar var ya abi ya. Gel buraya. Şerefsizler. Nasıl kavga ediyorlar ya? Dursun onlar da. Dur.
altına. Meç. İşte bu şekilde daha var. Neler var abi? Bu işte çıkar mafyası oluşmuş bir de yani. Vardır abi. Ben de mi sıktım? Sıktım ben de. Bunlar bizim yetimlerimizmişler. Sen de her zaman işte şikayetçiler konuda da benden. Hadi kutum ben. Oy. Buraya bak abi. O askıyı aşağı inmesi lazım. Heh, tamam öyle dursun. Öyle dursun. Öyle bırak. Bir şey mi çekeyim? Araba nerede? Bakalım. Alın abi ya. Ama işiyorsun da. Getirin. Tamam. Alın. Ben arayacağım seni. Yok ola gelsin orada. Ama sen de hazır. Elektronundan korkuyor. Neden? Elektronundan korkuyor. Elektronundan korkuyor. Evet. Ben şimdi şeye götürüyorum.